Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ağanın Deli Karısı Bölüm 16. Hayat sürprizlerle dolu. Bazen hiç beklemediğimiz olaylar hiç beklemediğimiz anda oluveriyor. Tıpkı Aslan'la çocukluk arkadaşı olmamız gibi. Kader bir şekilde bizi yine bir araya getirmişti. Çatalımı tabağımdaki beyaz peynire batırıp ağzıma attığımda yavaş yavaş çiğnemeye başladım. Masadaki muhabbet benim tahmin edemeyeceğim kadar samimi ve neşe doluydu. Babam yıllar sonra eski dostunu gördüğüne fazlaca mutlu görünüyordu. İnanması güç olsa da annem bile Hanımzer Hanım'la muhabbet ediyordu. Bu iki inatçı asla geçinemez birbirlerini yer derken bir anda eski bir tanıdık olmaları aralarındaki samimi muhabbeti başlatmıştı. Şaşkınlığı üzerinden atamayan Aslan'a baktığımda tabağındaki hiçbir şeye dokunmamış beni inceliyordu. Onun bu şaşkın bakışları bende gülme isteği getirse de dudaklarımı birbirine bastırdım. Kaç sene oldu görüşmeyeli siz? Miran amcanın sorusuyla babam düşüncelere daldı. 20 seneye yakın oldu. Hayat şartları, işler bitti bir anda koptuk. Biz bir daha İstanbul'a gelmedik. Haşmet Ağa düşünmeden dile konuştuğunda onun hafızasının ne kadar iyi olduğunu fark ettim. Ne güzel tevafuk oldu böyle. Siz de eski dostlar, çocuklar vasıtasıyla tekrar karşılaşmış oldunuz. Miran amcanın samimi konuşmasını başımı kaldırmadan dinliyordum. Dün diğer kızı, hasret kızım, Veli Atalan'ın kızıyım dedi. Sen de tanıdık geliyorsun. Siz gittikten sonra aklıma geldi. O kargaşada bir de yaşlılık çıkaramadım. Kusura bakma ne olur, sizi ağırlayamadım. Haşmet Ağa'nın adımı başta yanlış telaffuz edecek gibi olsa da ilk defa isminle bahsetmesiyle çok değişik hissettim. Burada herkesin diğer diye seslenmesine o kadar alışmıştım ki artık ismimi onların ağzından duymak gurur vericiydi. Son demeklerinin karşılığını alan, çocuklarına okuma yazmayı öğreten öğretmenin mutluluğu vardı yüzümde. Başımı kaldırdığımda Behram ile göz göze geldik. Masaya oturduğumuzdan beri ağzını açıyor bir şey söylemek için sonra başını sallayıp susuyordu. Onun sustuğunu gördüğüm nadir zamanlardan biriydi. Sizin babamı bu kadar yakından tanıyacağınızı bilsem derdimi size anlatırdım. 4 ay boşuna deli muamelesi gördüm. Tabağımdaki zeytini çatalımla bir ileri bir geri yaparken istemsizce dudaklarımdan sözler çıktı. Benim konuşmamla ortamda bir sessizlik oldu. Gerçi size söylesem siz de inanmazdınız. Çatalımı masaya bıraktığımda bardağımdaki suyu başıma dikip içtim. Üstesinden geldiğimiz zorluklar gelip geçiyordu ama geride izler bırakmadan geri durmuyordu. Yaşanılan olaylar akıl alır gibi değil kızım. Haşmet Han'ın her zamanki sevecen ve anlayışlı sesiyle burukça gülümsedim. Yaşadıklarımı anlatan kısacık bir sözdü. Akıl alır gibi değil. Haşmet Han babama dönüp konuşmaya devam etti. Maşallah çok güzel yetiştirmişsin kızını. En son gördüğümde şu kadar bir şeydi. Eliyle boyutumu gösterir gibi elini yere eğdi. Sonra bir şey hatırlamış gibi gülmeye başladı. Eliyle ağzını kapatır gibi yapıp gülmesine devam etti. Yaşı boyu küçüktü ama bizim sıpanın hakkından gelmişti. Behram ve Bedir sanki saatlerdir bu anı bekliyormuş gibi kahkaha atmaya başladıklarında annem ve babam o günkü kadar mahcuplardı. Miran amca, ailesi ve diğer olayı bilmedikleri için merakla bakıyorlardı. Aslan'a kaydı bakışlarım. Sanki o güne gitmiş gibi dalgındı. Bizim fotoğraflarımızı ilk gördüğümde benim yüz ifademle Aslan şu anki yüz ifadesi ölümüne yarışır. Muhtemelen o gün çocuk aklıyla bana söylediği sözler aklına gelmişti. Gerçekleştirdiği sözleri... Haşmet Ağa herkesin merakına gidermek için olayı anlatmaya başladı. Herkes dinlerken ağızları açılmıştı. Arada şaşkınlık nidaları çıkartıp sorular soruyorlar, Haşmet Ağa'nın sözünü kesiyorlardı. Hasret kızım elindeki oyuncağı atar atmaz bizimkinin yüzü kan içinde kaldı. Hastaneye götürdük, dikiş atıldı. O acısına rağmen hala ben gideceğim, o kızla oynayacağım diyor. Normalde arkadaşlarıyla kavga etse bir daha yanlarına gitmeyen çocuk bu sefer tekrar oynayacağım diye tutturdu. Mardin'e zor getirdim. Haşmet Ağa'nın ballandıra ballandıra o günü anlatmasını sanki masal anlatıyormuş gibi dinlediler. Sözleri bittiğinde herkes hep bir ağızdan gülmeye başladı. Normalde oğluna zarar verdin diye kızması gerekirken bu adam neden gülüyor Allah aşkına?
Emeksiz çocukluk arkadaşısınız. Civan'ın bana hitaben sorduğu soruyla Aslan'a kaydı bakışlarım. Gözlerindeki ifade bir anda değişti. Civan'a öfkeyle bakmaya başladı. Bizim evde ikinizin fotoğrafı var. Anneciğim, hatırladın mı sen de? Hani şu üç tekerlekli bisikletine birlikte bindiğimiz fotoğraf? Annemin beni aydınlatmasına hiç gerek yoktu. Başımı yavaş yavaş salladım. O fotoğraftan bizde de vardı. Tabii ya. Tabii ya yenge, sen o fotoğrafı görmüştün. Behram'ın heyecanla söylediği sözlerle gülümsemeye çalıştım. Bu kadar detay hatırlamalarına gerek yoktu. Ben o gün abimin ilk aşkını duyduğun için kıskandın sandım. Sen kendi fotoğrafını gördüğün için mi öyle yüzün gözün değişti? Biri Behram'ın ağzına bir tane patlatıp susursa hiç fena olmazdı aslında. Ellerim stresten terlemeye başladığında peçetelerden bir tane alıp ellerimi sildim. Hasret de o gün çok korktu, üzüldü. Yemek zor yedirdi annesi. Görmek istiyorum, oyun arkadaşım iyi mi diye tutturdu. Hatırlıyor musun hayatım? Babam anneme hitaben konuştuğunda annem babamın başını sallayıp devam etti. Hatırlamaz mıyım? O günden sonra bir daha o bisikletine bindiremedik. Kafasını attı, uçağı sakladı. Bu kez masada gülmeyen sadece Aslan ve bendim. Herkes bizim geçmiş anımızı dinlerken gülse de biz gülmüyorduk. Annemin dediği doğruydu. Bir daha o bisiklete binememiştim. Kafasını attığım uçağın sivri yanı alnına değdiğinde kanlar içinde onu götürmüşlerdi. Yerdeki onun kanına bulaşan uçağı geri alıp ona sarılarak ağlamıştım. Çok pişman olmuştum. O uçağı atamamıştım. Hala da sakladığıma ben bile inanamıyorum. Masadaki muhabbet devam etmeye başlamıştı. Cebimdeki telefonu çıkarttığımda arama gelmiş gibi yapıp masadakilerden müsaade isteyip kalktım. Masadan uzaklaştığımda derin nefes aldım. Aslan da sonunda geçmişimizi öğrenmişti. Telefonun ekranını açtığımda tekrar bilinmeyen numaralarla karşılaştım. Günlerdir arka plana attığım bilinmeyen numaraya tıklamak üzereyken ekranda bir arama geldi. Arayanın Çınar olduğunu gördüğümde aramayı cevapladım. Efendim Çınar? Hasret, Diyar'ın telefonu yok. O yüzden seni aradım, kusura bakma. Yanında mı Diyar? Evet, vereyim. Masaya tekrar gittiğimde telefonu Diyar'a uzattım. Benim uzattığım telefonu anlamayarak baktığında açıklama yaptım. Çınar seninle konuşmak istiyor. Çınar'ın adını duyduğunda heyecanla yerinden kalktı. Sonra bir anda utanarak izin isteyip masadan ayrıldı. Yerime oturduğumda soğumuş çayımdan bir yudum aldım. Kısa bir süre sonra diğer masaya geldiğinde telefonumu bana uzattı. Gözlerini gözlerimden çekmeden birkaç saniye durdu. Bir şey söyleyecek de söyleyemiyor gibi bir hali vardı. Bir kaşımı kaldırıp soru sorar gibi baktığımda boğazını temizledi. Sait abi annemin dün söylediği saat ve tarihteki hasta kayıtlarını araştırmış. Boğazım düğümlendi, zorlukla yutkundum. Şimdi Çınar geliyor, Sait abinin yanına gideceğiz. Bu kadar çabuk mu bulmuştu? Kalbim sızlamaya başladı, ne diyeceğimi bilemedim. Gelecek misin? Buna hazır mıyım? Kalbime binlerce iğne batırılmış gibi kasıldım. Boğazımdan bir el sıkıyormuş gibi nefes alamadım. Bu kadar çabuk olmamalıydı. Bu kadar basit değildi. Basitti madem, neden onlar bizi aramamıştı? Ağlamamak için dişlerimi sıktım. Çenemin titremesini aldırmadan başımı salladım. Geleceğim. Cevabım herkesi şaşırtırken bir tek Diyar şaşırmamıştı. Onunla geleceğime emin gibiydi. Elini omzuma koyup destek olmak ister gibi sıktı. Telefonum ve cüzdanımı çantama attıktan sonra montumu üzerime giydim. Odadan çıktığımda hızlı hızlı merdivenlerden indim. Avluda beni bekleyen Diyar ve Aslan'ın yanına vardığımda montum fermuarını kapattım. Sonbahar havası tamamen Mardin'i terk etmeye başlamıştı. Yüzüme vuran soğuk havayla titredim. Ellerimi ceplerime koydum. Benim gelmemle konağın kapısı açıldı. Birlikte dışarı çıktığımızda Aslan'ın arabasına doğru yürümeye başladık. Kapıyı açtığımda önümüzde duran arabayla ellerim kapıda kaldı. Çınar beyaz bir arabanın içinden çıktığında Diyar ona doğru adımladı. Aslan Çınar'a baş selamı verdiğinde kısa olmayacak kadar ayaküstü konuşmaya başladılar. Çınar'ın arabayı nereden kiraladığı ile ilgili konuşmaya daldıklarında konağın kapısı tekrar açıldı. Başım o tarafa çevirdiğimde Bedir telaşla yanımıza geldi. Neyse ki yetiştim size. Nefesini derince alıp verdi. Bir şey mi oldu? Aslan'ın sorgulayıcı bakışlarıyla Bedir başını aşağı yukarı salladı. Dün akşam söyledim ama unuttun galiba. Bugün mahkeme vardı. Kolunu kaldırıp saatine bakıp devam etti. Hatta yarım saat sonra başlayacak. Aslan sıkıntıyla başını ovaladığında ben konuştum. Ne mahkemesi? Aslan'dan cevap bekler gibi ona döndüğümde Aslan önce bana sonra Diyar'a bakıp konuştu. Sana söylemeyi unuttum. Bugün boşanma davası vardı. Sözlerini Diyar'a bakarak tamamladı. Şaşkınlıkla gözlerim açıldı. Bu kadar çabuk olacağını düşünmediğim için oldukça şaşırmıştım. Abim bekler, sorun değil. Önce mahkemeye gidelim.
Çınar'ın ani çıkışıyla başımı ona çevirdim. Sanki aslan zorla boşanmayı kabul etmiş de ikna etmişken hemen gidelim havasındaydı. İstemsizce dudaklarım kıvrıldı. Yarın hemen boşanmasını istediğini açık açık belli ediyordu. Kimseden itiraz gelmeyince arabalara yöneldiler. Bir an ne yapacağımı bilmeyerek yolun ortasında kaldığımda aslan elimle tutup ön koltuğa çekti. Sen benimle geliyorsun. Kardeşimin ve 4 ay boyunca kocam olan adamın boşanma davasına gitmek gerçekten akıl alır şey mi? Yüzümü buruşturdum. Ben gelmesem iyi olacak. Siz gidin. Ben de buluşacağımız yere giderim. En mantıklısı buydu. Yanlışlıkla da olsa ben bu adamla evlenmiştim. Şimdi kardeşimle olan boşanma davasına nasıl gideyim? Aslan'ı ikna etmenin sandığından daha kolay olmasına şaşırmıştım. Yanımıza Mahmut'u çağırdığında gideceğim yere onu bırakmasını söyleyip arabasına bindi. Ben de Mahmut'un açtığı kapıdan arabaya bindiğimde o mahkemeye yetişmek için hızla yanımızdan geçti. Sırtımı koltuğa dayadığımda ilk olarak elimi çantama attım. Sait abi mesaj atıp buluşacağımız yeri öğrendim. Mahmut'a gideceğimiz yeri söylediğimde ekrana başka bir arama düştü. Günlerdir görmezden geldiğim bir başka yabancı numaraydı. Muhtemelen şirketle ilgili diye açmadığım numaralardan biriydi. Bu kez görmezden gelemedim. Telefonu açtığımda kulağıma götürdüm. Alo? Birkaç saniye ses gelmediğinde tekrar konuşacaktım ki karşı taraftakinin sesini duydum. Hasret? Duyduğum sesle yerimde dikleştim. Onun sesini duymayı beklemiyordum. Bijan? Onun nefesini duydum. Birkaç saniye konuşmadı. Bijan sen misin? Benim. Nasılsın? Günlerdir arıyorum, bir türlü ulaşamadım. Görmeyeceğini bile bile başımı eğdim. Gerçekten utanmıştım. Onca iyilik görmeme rağmen bir türlü arayamamıştım. Başıma onca şey gelmişti. Her şey üst üste gelince ona İstanbul'a geldiğimi bile haber vermeyi unutmuştum. Ben çok özür dilerim. Her şey o kadar üst üste geldi ki sana haber veremedim. Onca yaptıklarından sonra sözlerimi yarıda kesti. Özür dilemene gerek yok. Ben seni merak ettim. Bir de haber vermek için aradım aslında. Onun devam etmesini bekler gibi cevap vermedim. Nefesini sesli bir şekilde dışarı verdi. Senin verdiğin bilgilerle iki kız cesedi bulduk. Diğer kızlar Türkiye'ye gönderildi. Durumları iyi. Rahat bir nefes aldığımda gözlerim doldu. Ayşe ve Rabia'nın cansız bedenleri gözümün önüne düştü. Anında yanaklarım gözyaşlarımla ıslandı. Bijan sözlerine devam etti. İran ve Türkiye arasındaki bu sevkiyatı yapanların hepsi yakalandı. Ama sadece bir kişi kaçmış. En son Türkiye sınırında görülmüş. Adı Necdet Sarpar. Duyduğum isimle tüylerim diken diken oldu. Beni onların eline teslim eden eniştem. Korku iliklerime kadar hissettim. Harun'un yokluğu beni yeterince tedirgin ederken bir de şimdi babası çıkmıştı. Arama emri verildi ama yine de sen dikkatli ol. Sanki beni görebilecekmiş gibi başımı salladım. Teşekkür ederim haber verdiğin için. İçimde tarifi imkansız bir korku yeşerdi. Bir daha o adamla yüz yüze gelmeyi asla istemiyordum. Yanaklarımdaki yaşları elimin tersiyle sildim. Araba durduğunda Sait abinin attığı adrese gelmiştik. Arabadan inip önünde durduğumuz restoranta girdim. Gözlerim Sait abi aradı. Tek başına cam kenarına oturmuş elindeki kağıtları inceliyordu. Ona doğru adımlarken bir taraftan Bijan'ı dinlemeye devam ettim. Sen yine de bir polise git. Koruma talebinde bulun. Aklım sende kalıyor. Onun endişeli sesi telefondan bile hissediliyordu. Masaya ulaştığımda Sait abiye başıma selam verip karşısına oturdum. Benimle tekrar iletişime geçeceğini sanmıyorum. Kaçmakla uğraşır. Zaten Harun da ortalarda yok. Muhtemelen birlikte kaçmışlardır. Sait abi Harun ismini duyduğunda gözlerini bana dikti. Neler oluyor dercesine başını salladığında cevap veremedim. Bijan konuşmaya devam etti. Sen yine de tedbirli ol. Bir şey olur ya da bir şeyden şüphelenirsen hemen polisi ara. Tamam sen merak etme. Bir şey olursa polisi ararım. Bijan'ın birkaç kere daha tedbirli olmam gerektiğiyle ilgili tavsiyelerini dinleyip telefonu kapattım. Telefonu çantama attığımda Sait abi meraklı bakışlarla bana bakıyordu. Neler oluyor? Üzerimdeki montu çıkartıp koltuğumun arkasına astım. Bijan'la olan konuşmalarımızı anlattığımda başını onaylamaz biçimde salladı. Tedbirli olmakta fayda var. Bir koruma tutsak iyi olur. Bijan ve Sait abinin abarttığını düşündüğüm için başımı olumsuzca salladım. Polisler zaten peşindeler. Benimle tekrar uğraşacaklarını sanmıyorum. Çoktan kaçmışlardır. Sait abi benimle aynı fikirde olmadığı için bir süre öğütler verdi. Daha önceki müvekkillerin başına gelen bazı olayları anlatıp ders çıkartmamı istedi sanırım. Uzun bir konuşmadan sonra masaya gelen çayımdan bir yudum aldım. Sait abinin masanın sağına bıraktığı dosyaya kaydı bakışlarım.
Kim bilir kimdi bizi bırakanlar? Acaba öğrendi mi? İçim içim yerken çayımı masaya geri bıraktım. İştahım falan kalmamıştı. İçimi büyük bir sıkıntı kaplamıştı. Diğer gelince hep birlikteyken öğrendiklerimi söylerim diye düşündüm ama istersen açık Diğer gelince hep birlikteyken öğrendiklerimi söylerim diye düşündüm ama istersen açıp bakabilirsin onlar gelmeden. Boğazıma düğüm olan tükürüğümü zorlukla yutkundum. Gözlerimi dosyadan çekip Sait abiye sabitledim. Benim dosya olan bakışlarımı görmüş olmalıydı. Başımı olumsuzca salladım. Şu an bunları öğrenmeye bile hazır değildim. Ayaklarımı ritim tutup sallamaya başladım. Ellerim terlemeye başladı. Yüzümün alev alev yandığını hissettim. Gözlerimi dosyadan çekmeden öylece dalıp gittim. Belki de yeni bir hayat, aile kurmuşlardır. Ya da çocuk sahibi olmaktan korkan birileriydi. Yaşlanıp yapayalnız kalmışlardır. Kafamda birkaç teori ürettiğimi fark edip dosyalardan gözlerimi çekip camdan dışarıya baktım. Bir çocuk sesiyle başımı o tarafa çevirdim. Karşı masamıza bir aile gelmişti. Üç çocuklarıyla büyük masaya oturdular. Adam kucağındaki bebeği garsonun getirdiği mama masasına oturttu. Kadın ise bir erkek ve kız çocuğunun sandalyeye oturmaları için yardım etti. Çocuklar neşeyle istedikleri pastaları söylerken ortamda çocukların sesi yankılandı. Adam mama masasındaki çocuğun eline çalkaladığı biberonu verdi. Ardından diğer çocukların önlüklerini takıp ellerini ıslak mendille sildi. Eşine yardım eden bu adam beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Hala bu kadar duyarlı işlerin olması ne güzel. Yanımdaki sandalyenin sessizce çekilmesiyle gözlerimi aileden ayırıp gelen kişiye baktım. Aslan yanıma oturmadan üzerindeki ceketini çıkartıp benim gibi sandalyenin arkasına astı. Yanıma oturduğunda Diğer ve Çınar da masaya gelmişti. Diğer Sait abinin yanına otururken Çınar yan masadan bir sandalye çekip Diğer'in yanına oturdu. Ne çabuk geldiniz. Hayretle sorduğum soruyu Sait abi cevapladı. Anlaşmalı olduğu için çabuk bitmesi normal. Başım ağır ağır aşağı yukarı salladım. Aslan garson çağırdığında herkes bir şeyler sipariş etmişti. Ortamda bir anda sessizlik oldu. Diğer önce bana sonra masadaki dosyaya baktı. Benim öğrenip öğrenmediğimi merak ediyordu. Çok geçmeden garson elindeki tepsiyle gelip siparişleri dağıttı. Benim önümdeki soğumuş çay uzandığında alabilirsin içmeyeceğim dediğimde garson bardağı alıp masadan uzaklaştı. Sen de geldiğine göre başlayabilirim. Sait abi Diyar'a dönük konuştu. Masanın kenarına koyduğu dosyayı alıp ilk sayfasını açtı. Gözlerim beyaz sayfadaki siyah yazılara kaydı. Tersten olduğu için okumakta güçlük çektim. Sait abi eliyle kağıdın bir köşesini gösterip konuşmaya başladı. Bana söylediğin tarih 10 Haziran 1995. O gün saat 14'te 4 tane kadın doğum yapmış. Bunlardan ikisine ulaştım. Söylediklerini dinlerken istemsizce daldım. Benim kimlikteki doğum tarihim 21 Haziran 1995. Demek ki 11 günlük bir bebekken annem beni evlatlık almış ve beni aldığı günü doğum tarihimi yapmış. İki kadın da çocukları erkek ve şu an hayatta yaşıyorlar. Diğer kadın ise seni büyüten annen. Diyarı gösterip devam etti. Oysa kayıtlarda ölü bir bebek doğurduğuna dair belgeler var. İçimdeki sabırsız kişiliğimi bastıramadım. Ayşe Hanım bu kez doğruyu söylemişti. Bebeği gerçekten ölmüş. Peki dördüncü kadın? Sait abinin bakışları Diğer ile benim aramda git gel yaşadı. Dudaklarını birbirine bastırdı. Onun bu tedirgin hali bende bir korku yeşertti. Doğum kayıtlarına ikiz kız doğurduğunu geçmiş. Ama herhangi bir kimlik çıkartılmamış. Sait abi bir dikkat dinlerken aslan sesiyle başımı ona çevirdim. O zaman aradığımız kadın o. Adı falan yok mu? Eğer buralıysa hemen bulurum. Aslan'ın kendine emin konuşmasıyla Sait abiye baktım. Birkaç saniye sustu. Başını olumsuzca salladı. Ne yani? Adını bulamamış mıydı? Kaşlarım anında çatıldı. Adını öğrenemedin mi? Elini başına koyup ovaladı. Onun bu hali beni deli etmeye başlamıştı. Ağzından laf almak, deveyi hendek atlatmakla eşdeğer gibiydi. Abi söylesene adı neymiş? Nereliymiş bulamadın mı? Çınar da en az benim kadar sabırsızca sorular sormaya başladığında Sait abi sessizce ofladı. Ellerim masada ritim tutmaya başladı. Tırnaklarım masaya sabırsızca tek tek vurdum. Hayır buldum ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sustuğunda sinirle tırnaklarımın hepsini aynı anda masaya vurdum. Yanımdaki kahve kupasını elime alıp tek seferde sinirle içtim. Acı kahveyle gözlerim açıldı. Aslan bana göz ucuyla baktığında omuzlarımı indirdim. Sinirden onun kahvesini içmiştim. O bunu önemsemeden anlayışla bana bakıyordu. Bakışlarımı aslandan çekip Sait abiye çevirdim. Derin bir nefes alıp konuşmaya başladığında pür dikkat onu dinlemeye başladım. Adı Zühre Karca. 10 Haziran 1995 yılında hastanede doğum yapmış ve aynı gün ölmüş.
Hastane raporuna göre doğumda ikiz kızları olmuş. Son söylediğiyle dondum kaldım. Masada ölüm sessizliği oldu. Kalbim sıkıştığını hissettim. Nefes alamıyordum. Bilal boğazımı sıkıyor gibiydi. Çenem titriye titriye konuştum. Bizi doğru doğurmaz ölmüş mü? Saat ay başını salladığında konuşamadı. Doğumda bir şey mi olmuş? Neden ölmüş? Bu kez soruyu gözleri dolu dolu olmuş diğer sordu. Ayaklarım stresten titremeye başladı. Kalbim nefes almamı zorlaştıracak derecede atmayı sürdürdü. Öyle hızlı atıyordu ki her an duracakmış gibi. İntihar etmiş. Kulaklarımı duyup beynime gönderdiği şeyi algılarım kabul etmedi. Ellerimi birbirine geçirdim. Tüm bedenimi bir titreme aldı. İntihar diye geçse de ölüm nedeni şüpheli ölüm olarak kalmış. Zaman aşımına uğramış, dosya kapanmış. Duyduklarıma inanamazken şoktan çıkamıyordum. Sesim bile çıkmıyordu. Soru sormak, bilgi edinmek istesem de dilim tutuldu. Böyle bir sonuçla karşılaşacağımı asla tahmin etmiyordum. Sorumsuz bir anne babadan doğduğumuz için terk edildiğimize öyle inanmıştım ki şu anki duyduklarımla gözlerim yanmaya başladı. Peki babayla ilgili bir şey bulabildin mi? Ya da herhangi bir şey? Aslan sorusuyla gözlerim masanın üzerindeki kağıtlara kaydı. Gözlerim doldu. Tüm bedenim kas katı kesildi. Hareket edecek ya da konuşacak halim kalmadı. Babanızla ilgili herhangi bir şey bulamadım. Zühre Karcan'ın ailesini araştırdım. Kızlarından 2 hafta sonra onlar da ölmüş. Ne? 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 Aynı anda hepimiz konuştuğumuzda masada sessizlik oldu yine. Sait abi tereddütle devam etti. Evde yangın çıkmış. Aileden herkes o yangında ölmüş. Elimi açık kalan ağzımın üzerine kapatıp öylece kaldım. Her türlü şeye hazırlıklıydım. Yeni bir yuva kurup bizi unutmalarına, sorumsuz bir kadın ve erkek olmalarına, çok fakir olup bize bakmayacağını, bu yüzden bizi terk ettiğini düşünmüştüm. İçimden onlarca senaryo türetmiştim. Ama hiçbiri bu duyduklarımla uyuşmuyordu. Bizi doğurduğu gün intihar etmesi, ölümün şüpheli ölüm diye geçmesi. Yetmez gibi o öldükten 2 hafta sonra ailesindeki herkesin bir anda yangında ölmesi. Kundaklama olabilir, bir anda ailecik ölmeleri garip. Çınar kendi içinden konuştuğunu sansa da dışından söylemişti. Ne dediğini fark ettiğinde yüzünü buruşturdu. Pot kırdığını düşünüyordu. Onun aksine ben aydınlanmış gibi hissettim. Sanki düşünme yetimi kaybetmiştim. Burnumdan derin nefes alıp ağzımdan verdim. Biraz daha sakinleşmezsem burada kriz geçirecektim. Omzumda hissettiğim sıcaklıkla başımı kaldırdım. Aslan titreyen omuzlarının üzerine montunu bıraktı. Kollarım montunu kollarına geçirip giydim. Ellerim önümdeki kağıtlara kaydı. Titreyen ellerimden birkaç kağıt masaya düştü. Gözlerimi elimden düşen kağıda çevirdim. Büyük kağıdın sağ tarafında bir vesikalı fotoğraf gördüm. Kağıda zımbalanmış vesikalığı ellerimin arasına aldım. Gördüğüm yüze kalbime bir ağrı girdi. Damarlarım çekiliyormuş gibi kasıldım. Uzun sarı saçları iki yandan örülmüş, yüzünü tamamen ortaya çıkarmıştı. Ela gözleri objektife bakarken parlamış, iki yandaki gamzeleri onun gülümsemesiyle belirginleşmiş. Giydiği yeşil elbise üzerinde emanet gibi dursa da ona çok yakışmış. Gözlerim fotoğrafın yanındaki isme kaydı. Zühre Karca diye fısıldadım. Şu an yanımızda olsaydı muhtemelen bizi üçü sanacakları kadar benziyorduk. DNA testine bile gerek kalmadan benzerliğimiz onun bizim annemiz olduğunu kanıtlıyordu. Yanaklarımı ıslatan gözyaşlarımı elimin arkasıyla sildim. Boğulu gözlerimle kağıtta yazanları okumaya başladım. 1977 doğumlu olduğunu gördüğümde gözlerim irileşti. Bizi doğurduğu zaman 18 yaşındaymış. Sözcükler dudaklarımdan titreyerek çıktı. 18 yaşında bir kızın doğum yapar yapmaz intihar etmesi içimdeki kuşkucu yanımı ortaya çıkardı. Gözlerimden ard arda inen yaşları silip derin nefes aldım. Ne pahasına olursa olsun bu olayın gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Zaman aşımı umurumda değil. Gerçekten intihar mı yoksa bu işte bir şey mi var bulacağım. Masada dönen konuşmaları kulaklarım tıkanmış gibi duymuyordum. Her şey o kadar yabancı, o kadar karmaşık geliyor ki. Başımı sıkıntıyla camdan dışarı çevirip Aslan'a baktım. Aslan masadan kalkalı neredeyse 15 dakika olmuştu. Hayatta kalan bir yakınını bulmak için telefon görüşmesi yapmak için gitmişti. Bir eli telefonda sağa sola yürüyerek konuşuyordu. Telefonu kapattığında birkaç dakika telefonun ekranına baktı. Cebinden çıkardığı sigara paketinden bir dal sigara alıp dudaklarının arasına sıkıştırdı. Sigara paketini cebine koyup çakmağını çıkardı. Dudaklarının arasındaki sigaradan duman çıkmaya başladığında telefonu tekrar kulağına götürdü. Sağa sola dönüp yürümeye başladığında göz göze geldik. Bakışlarını gözlerimden çekmeden uzunca baktı.
İlk gözlerini kaçıran ben oldum. Başımı masaya çevirdiğimde Diyar'la göz göze geldim. O da tıpkı benim gibi yıkılmıştı. Çınar Diyar'a bir şeyler söylüyordu ama ne o ne de ben Çınar söylediklerini dinliyorduk. Çınar Diyar'a bir şeyler söylüyordu ama ne o ne de ben Çınar'ın söylediklerini dinliyorduk. Aramızda sözsüz bir konuşma varmış gibi. Telefonumun melodisiyle ellerim çantama gitti. Ekranda yazan isimle derince nefesimi içime çektim. Genel müdürümüz Yasemin Hanım arıyordu. Muhtemelen bugün yapılacak toplantıyı haber verecek ve ne zaman geleceğimi soracaktı. Elimi alnıma bastırıp ofladım. Diyar'ı alıp hemen döneceğimizi düşündüğüm için toplantıyı bugün ayarlamıştım. Nasıl erteleyeceğimi düşünürken telefonu açtım. Tahmin ettiğim gibi telefonu açar açmaz Yasemin Hanım'ın sorularıyla karşılaştım. İmzalamam ve onaylamam gereken dosyalar ve toplantım olduğunu haber verdiğinde halledeceğimi söyleyip telefonu kapattım. Aslan'ın yanıma geldiğini bile fark etmemiştim. Telefonu çantama atıp ona baktım. Bir cevap bekler gibi kaşımı birini havaya kaldırdım. Bir anneanneleri varmış ama hala hayatta mı? Hayattaysa nerede? Araştırıp haber verecek. Başımı salladım. Herkes sessizleştiğinde Çınar'ın sorusuyla gözlerimi boş masadan çekip ona diktim. Yasemin Hanım neden aramış? Şirkette bir terslik mi var? Kafamı aşağı yukarı salladım. Halletmem gereken işler epey birikti. Bugün toplantım vardı. Bir de birkaç mail atmam lazım. Sizin şirketin durumu kötü diye duydum. Harun'dan sonra toparlayabildin mi? Sait abinin sorusuyla gözlerim Aslan'a kaydı. Onun sayesinde çok çabuk atlatmıştık o dönemi. O olmasaydı çoktan şirket namına bir şey kalmayacaktı. Aslan benim ona bakmamla gülümsedi. Gülüşünde çok şey anlatıyordu. Ben de ona gülümsedim. Gözlerimi Aslan'a çekip Sait abiye çevirdim. Aslan o işi halletmiş. Bana pek bir şey bırakmadı. Ama en kısa zamanda geri dönmem lazım. Bir saat sonra toplantım var ve ben adamları günlerdir oyalıyorum. Sıkıntıyla soludum. İşlerimizin kötü gittiğini duydukları için muhtemelen bu toplantıyı yapmak istemişlerdi. Haksız sayılmazlar. Kim batmak üzere olan bir şirketle iş yapmak ister ki? Onlara da hak veriyorum. Sizin ortaklık işin ne oldu? Saat abinin bakışları Çınar ve benim aramda gezdi. En son bakışları Çınar'ın üzerinde durdu. Biliyorsun bizimkiler evlilik meselesi yüzünden ortak oluyordu. Şimdi ortaklıktan bahseden yok. Çınar'ın söyledikleri doğruydu. İkimizin ailesi de hem şirket ortağı hem de aile bağ kurmak için böyle bir işe kalkışmışlardı. İlla ortak olmak için evlenmemiz gerekmiyor. Bunu bir türlü anlayamamışlar, bizi zor duruma sokmuşlardı. Şimdilerde bu meseleyi açan yok. Gerçi bu saatten sonra açamazlar da. Toplantıyı online yapsam olmaz mı? Mail işinde hallederiz. Aslan'ın fikriyle gözlerim büyüdü. Tabii ya, ben neden daha önce düşünmemiştim? Onca olanlardan sonra düşünmeye fırsatım olmuş muydu? Kafa kalmadı ki bende. Başımı Aslan'a çevirdiğinde yüz hatları fazla gergindi. Bir anda konuyu değiştirmesine şaşırsam da bozuntuya vermeden cevap verdim. Olur, çok iyi olur. İptal listem adamlar bir daha bizimle iş yapmayacak. Aslan ayağa kalktığında montunu sandalyeden alıp giydi. Onun bu hani kalkışıyla başımı kaldırıp ona baktım. Neden hala oturuyorsun? Bir saat sonra değil mi senin toplantın? Başımı onaylamak için salladım. Hadi o zaman gidelim. Onun bu aceleci tavrıyla şaşırdım. Kaşları çatık bana bakıyordu. Nereye? Sandalyenin yanına astım çantamı alıp elimden tuttu. Beni de kaldırdığında aramızdaki boy farkından dolayı hala başımı yukarıya kaldırıp ona baktım. Bizim şirkete gideriz, işlerini orada halledersin. Aslan masadakilere baş hareketi yapıp yürümeye başladığında ben de hem yürüyüp hem arkama baktım. Diğerlerine elimi kaldırıp salladım. Neden kaçar gibi gittiğimizi anlamasam da Aslan bir an önce buradan uzaklaşmak ister gibi beni de arkasından sürükledi. Kusura bakmayın, akşam görüşürüz. Abi, sana da çok teşekkürler. Aslan'ın büyük adımlarına yetişmek için ölüme dönüp koşar adım yürümeye başladım. Restorandan çıkmadan kasaya uğradığında hala elimi tutuyordu. Tek eliyle cüzdanını çıkartıp içinden 200 lirayı kasadaki genci uzattı. Para üstünü beklemeden beni çekip çıkışa yöneldi. İçimden tamam arkadaşım zenginsin anladık bu ne havalar demek gelse de sustum. Restorantın tam karşısına park ettiği arabaya kadar yürüdük. Kapıyı açtığında elimi ellerinin arasına çekip bindim. Emniyet kemerini takarken o da arabaya binmişti. Arabaya biner binmez cebinden anahtarını çıkartıp arabayı çalıştırdı. Ellerimi göğsüme birleştirip başımı cama yasladım. Durdurak bilmeyen maratonlu hayatım beni fazlasıyla yormuştu. Her şey yoluna girerse eğer ilk işim psikologdan randevu almak olacak gibi. Belki de ben randevu almadan beni Bakırköy'e yatırırlar. Ne düşünüyorsun? Aslan sorusuna bakmadan cevap verdim. Hiç.
Günlerdir başımın ağrısından kurtulamamıştım. Şiddetli bir baş ağrısıyla yüzümü buruşturdum. Ağır başımdan omuzlarıma kadar inmişti. Konuşacak, içimi dökecek halim bile kalmamıştı. Tabii sen bana değil başkalarına derdini anlatırsın. Ben kimim ki zaten? Aslan sözleriyle başımı camdan çekmeden gözlerimi ona çevirdim. Yola odaklanmış bana bakmıyordu. Direksiyon tutan ellerin damarları belirginleşmiş direksiyonu sıkıyordu. Ne demek bu şimdi? Kaşlarımı çatarak sorduğum soruyla birkaç saniyeliğine başını bana çevirip baktı. Gözlerine ateş çıkacak gibiydi. Yola döndüğünde gaza basıp hızlandı. Başkalarıyla sabaha kadar dertleşiyorsun. Yetmiyor bir de birlikte uyuyorsun ya. Bana gelince hiç. Sadece hiç. O görmese de gözlerimi devirdim. Bu sabah bizi Civan'la gördüğü için aklınca bana laf sokuyordu. Onca olanlardan sonra o meseleyi hayır unutmamış mıydı? Sabırla nefes verdim. Sen hala orada mısın? Arabayı sert bir frenle durdurduğunda öne doğru savruldum. Emniyet kemerini iyi ki takmışım dedirtmişti. Önüme gelen saçları sinirle geriye atıp aslana bağırmak için ağzımı açmıştım ki önümüze duran araçla susmak zorunda kaldım. Öndeki araca neredeyse çarpmak üzereyken son anda durmuştu. Ana yolun ortasında insan aniden neden durur ki? Aslanın refleksleri iyi olmasaydı muhtemelen çarpmıştık. Hay ben senin kullanacağın arabayı... Aslanın kullandığı sözlerle gözlerim büyüdü. İlk defa ağzından küfür duymuştum. O söylediğin yeni kavramış olacak ki gözlerini sıkıca kapatıp açtı. Dudaklarını birbirine kenetledi. Önüne döndü, yutkundu. Onu bu mahcup haline kahkaha atmamak için direndim. Dudaklarımı birbirine bastırıp yanaklarımı ısırdım. Yapma öyle şeyler. Araba bu sonuçta sadece. Dedim alay edercesine. Benim ona dalga geçmeme şaşırdı. Gözleri gözlerimi buldu. Kusura bakma. Mırıldanır gibi konuştu. Önümüzdeki araba çoktan gaza basıp bizden uzaklaştığında aslan da arabayı çalıştırdı. Kısa bir süre sonra arabayı park etti. Camdan geldiğimiz yere baktım. 3 katlı büyük bir binanın önündeydik. Arabadan indiğimde merdivenlere doğru yürümeye başladım. Bina beyaz ve griye boyanmış, camların kenarları oymalı desenliydi. Gözlerim büyük harflerle yazılmış, Karabeş Şirketler Grubu yazısına kaydı. Kolumda hissettiğim temasla başımı tabeladan indirdim. Gözlerim yanımda duran aslana kaydı. Yanımda olduğu için kollarımız birbirine sürttü. Aynı anda merdivenlerden çıkmaya başladık. Otomatik kapıdan girdiğimizde girişteki güvenlik yerinden hızla kalktı. Hoş geldiniz ağam. Aslan başıyla selamını alıp yürümeye devam ettiğinde ben de etrafıma bakınmayı kesip yürüdüm. Asansöre bindiğimizde kolumu görüş hizama kaldırıp saate baktım. Toplantıya 10 dakikadan az kalmıştı. Çantamdan aceleyle telefonumu çıkartıp Yasemin Hanım'ı aradım. Toplantıyı online yapacağımı bildirip kapattığımda asansörde durdu. Aslan ile yan yana yürümeye devam ettik. Önce birkaç kafanın bize döndüğünü gördüm. Görenler yandakine işaret edip fısıldaşmaya başladıklarında neredeyse tüm gözler bizim üzerimize çevrilmişti. Bir kapıyı açıp içeri girdiğinde onu takip edip ben de girdim. Benim girmemle aslan kapıyı kapattı. Üzerindeki montu çıkartıp kapının yanındaki askılığa taktı. Masanın ortasındaki laptopa yöneldiğinde onu takip ettim. Laptopu açıp bana baktı. Sen işlerini halledersin. Benim küçük bir işim var, geliyorum. Başımı olumlu anlamda salladığımda aslan odadan çıkmıştı. Üzerimdeki montu çıkartıp siyah koltuğun arkasına astım. Bedenimi koltuğa bıraktığımda görüntüsünün aksine sert bir zeminle karşılaştım. Koltuk o kadar rahat görünmesinin yanında çok rahatsızdı. Tekerlerin olmasına sevinip koltukla beraber kendimi masaya doğru çektim. Gözlerim masadaki eşyalara tek tek kaydı. Kalemler kırmızı, siyah ve mavi olarak 3 bölmeye ayrılmış. Kalemlerin kapak kısımları üstte kalacak şekilde ayarlanmış gibiydi. Yanında duran ajandalar büyükten küçüğe doğru üst üste konmuştu. Masası çok kalabalık değildi, derli topluydu. Gözlerim odanın içinde gezindi. Odaya konulan krem rengi koltuklar sanki bugün alınmış gibi parlıyordu. Odanın bir bölümü krem rengi mobilyalardan yapılmış raflarla doluydu. Her bir rafta aynı renkte dosyalar vardı. Aslan bu kadar düzenli ve takıntılı birisi olduğunu bilmiyordum. Gerçi onu tanımaya fırsatım olmamıştı. Nereden bileceğim? Salık saçlarımı arkama atıp yerimde dikleştim. Toplantıyı yapmak için hazırlanıp görüntülü sohbeti başlattım. Uzun bir toplantı bittiğinde tutulan boynum sağ ve sola hareket ettirip oturduğum yerden gerindim. Tüm eklemlerim birbirine girmiş gibi acıyordu. Ayaklarım uyuşmuş olacak ki yerimden kalkamadım. Kapı açıldığında elinde poşetlerle aslan girdi. Bu ikinci gelişiydi. İlkinde elinde kahve kupası vardı. Masadaki boş kahve kupasına kaydı bakışlarım. 40 yıl düşünsem aslanın bana hizmet edeceği aklıma gelmezdi. İşlerini halledebildin mi?
Aslan koltuklardan birine oturduğunda poşetlerdeki kapları çıkartıp ortadaki cam sehpaya bıraktı. Evet, kapların kapaklarını açtığında üstünden hala dumanlar çıkan yemeklere kaydı bakışlarım. Aslında birkaç işim daha var. Biraz uzun sürebilir. Sözlerimi bitirdiğimde yerimden kalkıp aslanın karşısındaki koltuğa bıraktım kendimi. Bedenim yumuşaklıkla karşılaştığında sırtımı tamamen koltuğa dayadım. Yemeğini ye, sonra devam edersin. Masaya peçeteyi koyduğunda üzerine kaşık ve çatalı bıraktı. Bıraktığı kaşığı alıp getirdiği yemeklerden yemeye başladım. Birlikte yemeklerimizi yediğimizde aslan kalkıp sehpadaki boş kapları topladı. Ellerim ıslak mendille silerken o çoktan sehpadakileri toplayıp sehpayı sildi. Çöpleri çöpe attı. Ayağa kalktığımda masadaki laptopu alıp tekrar krem rengi koltuğa oturdum. Ayakkabılarımı çıkartıp tamamen koltuğa yerleştim. Az önceki rahatsız koltuğa inat bu koltuktan çok rahattı. Gözlerim benim karşıma oturmuş, elindeki kağıtlara bakan aslana kaydı. Gömleğinin kollarını dirseklerine kadar kıvırmış, kaslı kollarını ortaya çıkarmıştı. Gözlerim damarları belirgin kollarından çekip yüzüne baktım. Gözleri dikkatle elindeki dosyadaydı. İnanılmaz rahatsız bir koltuğum var. Her yerim tutulmuş. Keşke baştan burada otursaydım. Benim sözlerimle başını kaldırıp gözlerime baktı. Elindeki dosyayı ortadaki sehpaya bıraktı. Yüzüne çarpık bir gülümseme oluştu. Önceden bilseydim geleceğini sana özel koltuk getirtirdim. Onun şakayla karışık konuşmasına gözlerimi devirdim. Ayaklarımı koltukta uzatıp laptopu kucağıma aldım. Yasemin Hanım'ın gönderdiği mailleri incelemeye başladım. Odanın karanlık olmaya başlaması gözlerimin de yavaş yavaş kapanmaya başlamasına neden olmuştu. Gözlerimi irileştirip kirpiklerimi kırpıştırdım. Tutulan boynumu sağa sola oynattım. Koltuk çok rahat olsa da az önceki rahatsız edici koltuktan sonra her yerim ağrımıştı. Elim boynumu atıp ovalamaya başladım. Aslanın yerine hızla kalkmasıyla başımı ona çevirdim. Birkaç adımda yanıma gelip oturdu. Elim yavaşça boynumdan kaydı. Gözlerini gözlerime dikip uzunca baktığında ne olduğunu anlayamadım. Neden öyle bakıyorsun? Benimle ortak ol. Sözleriyle birkaç dakika öylece yüzüne baktım. Ne saçmaladığını kısa sürede anlamıştım. Kaşlarım hayretle havalandı. Dudaklarım kıvrıldı. Tutamadım gülme isteğimi serbest bırakıp gülmeye başladığımda bu kez onun kaşları çatıldı. Ciddi bir şey söylüyorum ben. Dudaklarımı birbirine bastırıp onun bu ciddi konuşmasına dalga geçer gibi başımı salladım. Çınar'la ortak olmak yerine benimle ortak ol. Elimdeki laptopu sehpaya bırakıp ellerimi göğsümde bağladım. Benim cevap vermememle huysuzca soludu. Benim herhangi biriyle ortak olma gibi bir düşüncem yok. Bu fikir babalarımızındı. Hem ortak olacak olsam emin ol seninle olmazdım. Benim sözlerime gözleri kısıldı. Yüzümü birkaç saniye inceledi. Başını yavaş yavaş salladı. Sen de haklısın. Kocanla aynı yerde çalışmak istemiyor olabilirsin. İçimden gelen kahkaha atma isteğimi bastıramayıp tüm odayı inletecek bir kahkaha attım. Elimi karnıma bastırıp hala gülmemi durduramıyordum. Bunda gülünecek bir şey göremiyorum. Aslan çok ciddi bakışıyla taşmak üzere olan baraj gibi gülmem daha da şiddetlendi. Tamam, gülüşüne aşığım ama biraz ciddi olur musun? Birlikte çalışalım, ortak ol benimle. Onun bu saçma, bir o kadar komik teklifiyle gülmem devam etti. Hangi akla hizmet böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüştü? Bu konuyu babalarımız konuşsa bence baban ikna olur. Sonuçta eski iş arkadaşlarıymış. Onun sözleriyle aniden gülmem kesilince göz göze geldik. Sanki ben ikna olmuşum da babam kalmış gibi konuşmasına göz devirdim. Ben ikna olmuyorum aslan. Ben seninle aynı ortamda olmak istemiyorum. Şu işler hallolsun gideceğim buradan ve bir daha seni görmeyeceğim. Ayaklarımı koltuktan sarkıtıp ayakkabılarımı giydim. Ayağa kalktığımda aslanın elimden tutup beni aniden çekmesiyle dengemi sağlayamadım. Elim onun göğsünde, onun bacaklarının arasında tüm bedenim gerildi. Hızla kucağından kalkmak için hamle yaptığımda belinden tutup beni kendine bastırdı. Boğazım düğümlendi, yutkundum. Neden bu kadar inat ediyorsun? Sen de beni seviyorsun. İkimiz de acı çekiyoruz. Ben sensiz, sen de bensiz yapamazsın. Kalbim göğüs kafesimi delip geçecek gibiydi. Tüm vücudum karıncalanmaya başladı. Birbirine bastırdığım dudaklarım aralandı. Artık inadı bıraksan, içinden geldiği gibi yaşasan olmaz mı? Onun kısık sesle konuşmasını sessizce dinledim. Boşta kalan eliyle çenemi tutup kaldırdı. Gözlerini gözlerimden ayırmadı. Hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekliyorsun. Tekrar güvenebilir miyim sanıyorsun? Nefesi yüzüme çarptı. Kalp atışlarını göğsümde hissettim. Aramızda santimler kalmıştı. Onun sıcaklığı bana geçmiş gibi yanmaya başladım. Aslan bana yaklaştıkça nefes almayı bıraktım. Son aldığım nefes...
Aslan bana yaklaştıkça nefes almayı bıraktım, son aldığım nefesi tuttum. Hissettiğim sıcaklık benim konuşmamı engellerken tuttuğum nefesimi yavaşça verdim. Tekrar güvenebilmen için ne yapabilirim? Dudaklarım uzandı. Aramızda bir nefeslik mesafe kaldı. Kirli sakallar yanama temas ederken gözlerim istemsizce kapanmaya başladı. Kalbim ona akıp gidiyordu. Onun büyüsüne kapılmış bedenim bir santim bile geri çekilmek için bir şey yapmadı. Benden bir adım bekliyordu. Öpmüyordu ama geri de çekilmiyordu. Başını kaldırıp dudaklarını alnıma bastırdı. Alnında hissettiğim dudaklarla gözlerim aralandı. Gözleri gözlerime akarcasına uzun uzun baktı. Sesimi zar zor bulabildiğimde boğazımı temizledim. Sen ve ben istesek de olamayız. Senin yaşantın ve benim hayallerim birbirine çakışır. Elimi göğsüne bastırıp biraz uzaklaştım. Hala kucağında olmam tüm bedenimi yakıp yok ediyor gibiydi. Fazla kımıldamamaya dikkat edip konuşmaya devam ettim. Benim vazgeçemeyeceğim hayallerim var. Ben ailemi bile arkamda bırakıp buraya oyuncu olmak için geldim. Şirketi, ailemi bıraktım bu hayal için. Senin de bir hayatın var. Sen de ağalığını, bu yaşantını bırakamazsın. Bizim yollarımız birbirine kesişmiyor. O yüzden daha fazla zorlamanın anlamı yok. Kucağından kalktım. Onu bir boşlukta bırakmışım gibi öylece baktı. Bir cevap bulmak için değildi bakışlarım. Bir cevap veremeyeceğini anlamıştım. Kapıya doğru birkaç adım atmıştım ki kapı aniden açıldı. Behram ve Bedir bir anda odaya daldıklarında gözleri benim ve Aslan arasında gidip geldi. İlk konuşan Bedir oldu. Senin burada olduğunu bilmiyorduk. Kusura bakma böyle daldık. Başımı anlayışla salladım. Birkaç saniye önce gelselerdi yanlış anlayacakları bir pozisyonda olduğumuzu unutmaya çalıştım. Neyse ki zamanlamaları iyiydi. Bedir odanın ortasına geldiğinde Aslan'a kaşları çatık baktı. Gözlerim Aslan'a kaydı. Dirseklerini dizlerine koymuş boşluğa bakıyordu. Ne oldu buna? Başını bana çevirip sorduğu soruyla omuzlarımı indirip kaldırdım. Abi? Bedir'e hiçbir tepki vermemesi beni bile şaşırtmıştı. Behram hızla abisinin yanına gidip koltuğa oturdu. Kolunu Aslan'a geçirip boynundan çekti. Aslan yeni kendine gelmiş gibi silkelendi. Yavaş ol, boynumu kopardın. Aslan'ın bağırışıyla Bedir ve Behram hayretle yüzüne bakıyordu. Abi sen iyi misin? Ben daha elimi boynuna atmadan kolumu çevirirdin. Hissetmedin bile. Hasta falan mısın? Behram'ın sorusuyla Aslan yerinden kalktı, Bedir'e döndü. Neden geldiniz? Ne oldu? Aslan Behram'ın sorusunu es geçmiş, eski ciddi duygusuz yüz ifadesine geri dönmüştü. Gözleri hiç beni bulmazken kardeşlerine bakıyordu. Söylediğin kadını araştırdık. Görme engelli, 90 yaşında bir nine. Batur'da tek başına yaşıyormuş. Adresini aldım. Ayaklarım olduğu yere çivilenmiş gibi öylece kaldım. Bizi doğuran biyolojik annemizin anneannesini bulmuştuk. Ondan ne öğrenecektik bilmiyorum ama en azından annemizin ölümünün şüpheli ölüm olarak kalmasını istemiyordum. Eğer biri kasten öldürdüyse cezasız kalmasını istemiyorum. Doğum yapar yapmaz intihar etmesi, ölümün şüpheli ölüm olarak geçmesi, ardından tüm ailesinin de yangında ölmesi, bu olayı araştırma içgüdüme engel olamıyordum. Altında ne çıkacağını bilmeden büyük annemizin evine gidiyorduk. Bir karar alır ve o yolda yürürüz. Sonu uçuruma çıksa bile o yolu tamamlamak isteriz. Başta bizi bırakan biyolojik annemizi bulmak istemeyen ben şimdi bulmak istiyorum. Onca soru işaretiyle baş başa kalamam, onca bilinmezliğe sırt çeviremem. Aslan'ın masasına bıraktığım çantamı aldığımda koltuktaki montumu giydim. Çantamı koluma takıp kapıda Behram ve Bedir'in yanına vardım. Aslan da benim gibi üzerine montunu giyip yanımıza geldi. Birlikte odadan çıktığımızda koridorda asansöre doğru yürümeye başladık. Behram asansörün düğmesine bastığında düğme sesiyle aynı anda bir kız sesi duyuldu. Sanki anlaşmış gibi hepimiz aynı anda arkamızı döndük. Bir kadın koridorda salınarak bize doğru yürümeye başladı. Başını dimdik, boynu kopacak gibi havada tutuyordu. Kısa siyah saçları kulakların hizasında bitmişti. Siyah mini eteği bacaklarını tamamen dışarıda bırakırken eteği ile aynı renkte topuklu ayakkabıları koridor boyu ses yaparak yanımıza ulaştı. Gözlerimiz açıkta kalan bacaklarından yavaşça yukarıya çıktığında iki açık düğmesinden göğüs dekoltesine kaydı. Bu havada bile bu halde giyinmesini takdir etmek lazım. Kızın gözleri Aslan'ı bulurken kaşlarım havalandı. Gidiyor muydun? Aslan'a sorduğu soruyla bir kez daha şaşırdım. Gayri resmi konuşuyordu. Çalışan olmadığını bu sayede anlamıştım.
Aslanın kısa evet cevabı tatmin etmemiş gibi gözlerini aslandan ayırmadan başka bir konu açtı. Aslan, acil göstermem gerekenler var. Aslan dedi. Bildiğin dümdüz 40 yıllık arkadaşı gibi aslan dedi. Pardon da herkes Behçet Aslan derken ya da ağam derken bu kız neden aslan diyor? Hem bir kere sadece ben aslan derim. Kız cilveli bir şekilde kısa saçını kulağının arkasına koydu. Maalesef hemen göstermem gerekiyor. Sesini bilerek bu kadar inceltmiyorsa ben de hasret değilim. Bir dakikaya aslan nereye gidiyor? Ben aptal gibi kızı incelerken ne konuştuklarını bile dinlememiştim. Nefesimi burnumdan verip onların arkasından baktım. Bu kız kimse şimdi? Ayakkabısından çıkan o itici sesle yüzümü buruşturdum. Nefret ederdim topuklu ayakkabının zemine çıkardığı sesten. Bu yüzden tüm topuklu ayakkabılarının altına lastik taktırırdım. Ne öyle ben buradayım bakın der gibi. Gerçi bu kızın ben buradayım bakın diye yaptığı ortadaydı. Alnımda hissettiğim parmaklarla görüş açım değişti. Behram kaşlarımı eliyle kaldırdı. Neftay birazdan kaldıracağız. Behram'ın sözleriyle kaşlarım tekrar çatıldı. Ne? Neyden bahsettiğini anlamadığım için Bedir'e baktım. Benim aksime o dudaklarını birbirine bastırmış gülmemek için direniyor gibiydi. Bu kez Behram'a çevirdim gözlerimi. Diyorum ki, Hülya'yı gözlerine kesip biçtin. Her yer kan gölü oldu. Birazdan rahmetliyi kaldırırız ortadan. İki kardeş aynı anda gülmeye başladıklarında ağzım açık kaldı. Benimle bir de dalga geçiyorlar. Ellerimi göğsümde bağlayıp omuzlarımı kaldırdım. Demek Hülya. Dudaklarım aralandı soru sormak için ama onların bu dalgaya vuracak gibi halleri yüzünden sustum. Asansörün sesiyle başımı çevirdim. İki kişi indiğinde selam verip yanımızdan geçtiler. Başımı geriye atıp aslana baktım. Tam karşımdaki sandalyede oturmuş masadaki dosyaya bakıyordu. Hülya denilen o uzun bacaklı kendini cilveli sanan kadın da tam dibinde. Maşallah utanmasa kucağına oturacak. Başımı hayretle aşağı yukarı salladım. Sizin burada gayri resmi konuşuluyor galiba. Hani bunun Aslan Bey'i ya da sizin tabirinizle Behçet Ağası. Gözlerimi Hülya'dan çekmeden konuştum. Benim sözlerim biter bitmez Hülya masaya eğildi. Eliyle dosyadaki bir noktayı gösterirken gözlerim gözler önüne serdiği gözlerine kaydı. Oha! Bakışlarım anında aslana kaydı. Başını hiç kaldırmadan hala dosyaya bakıyordu. İçimden aferin adam ol bakma dedim. İkisinden biri senin elinde kalmadan ben abime bakıp geleyim. Behram gülerek konuşmasıyla gözlerim ona kaydı. Bunda gülecek ne var? Benim bakışlarımla elini havaya kaldırdı. Parmakları dudaklarına gitti. Fermuar çektim işareti yaptı. Aslanın oturduğu masaya doğru yürümeye başladığımda arkamdan ne fısıldaştıklarını duymamıştım. Masanın önüne geldiğimde Hülya masaya koyduğu dirseklerinden destek alıp dikleşti. Hiç kalkmasaydın. Ona gözlerimi devirip aslana baktım. Dosyadaki bakışlarını bana sabitledi. Senin çok işin var galiba. Gözlerim Hülya'ya kaydı. Oradan tekrar aslana çevirdim. Senin gelmene gerek yok. Biz hallederiz. Sen işlerine bak. Sözlerim biter bitmez arkamı döndüm. Hiç işim gücüm yok gibi. Burada Hülya Hanım'ın göğüs şovunu izliyorum. Onu mu bekleyeceğim canım ben? Bu kez ayaklarımı sinirle vura vura her an gülecek gibi bana bakan kardeşlerin yanına gittim. Baş parmağımı kaldırıp ikisine doğru salladım. Gülen olursa ilk onu doğrarım. Tekrar asansör düğmesine basıp ellerimi ceplerime koydum. İkisinden tek bir ses çıkmazken gözlerim kendi üzerime kaydı. Üşümemek için boynuma kadar çektiğim siyah mont, altında dark kot bir pantolon vardı. Düz taban kışlık botlarımla sıradan bir görünüme sahiptim. Omuzlarımı silkeleyip asansörün yansımasından arkama baktım. Aslan yerinden çoktan kalkmış koridor boyu bize doğru yürüyordu. Dudaklarım yana kıvrıldı. Asansörden çıkan sesle kapılar açıldı. Boş olan asansöre bindiğimde benimle birlikte üç kardeş bindi. Aslan'ı görmezden gelip çantamdan telefonumu çıkardım. Bedir şu adresi söylesene Çınar'a atacağım. Onlar da gelsin birlikte gidelim. Bedir adresi söylerken ben de adresi yazıp Çınar'a attım. Bu gerçekleri Diyar'la birlikte öğrenmemizin daha iyi olacağını düşündüm. Şirketten çıktığımızda Aslan'la ben aynı arabaya binerken Bedir ve Behram önümüzdeki bir araca bindiler. Yol boyu Bedir'i takip etmiştik. Ana yoldan çıktığımızda toprak yola geçtik. Yollar çok eski olacak ki çok taşlı ve virajlıydı. Ne zaman akıyordu ne de yollar git git bitiyordu. Sıra sıra ağaçlar görüş açımdan hızla kayboluyordu. Biri arkada kalırken bir diğeri hızla gözümden akıp gidiyordu. Alt dudağımı dişlerim arasına alıp ısırmaya başladığımda parmaklarımı tek tek bükmeye başladım.
Her büyüklüğümde parmaklarımdan sesler çıktı. Karnıma kramp girmiş gibi kasıldım. Nefesim daraldı. Parmaklarım düğmeye gitti. Camı sonuna kadar açtım. Soğuk rüzgar anında yüzüme vurduğunda tüm rüzgar ağzıma girdi. Derin bir nefes aldım ama o nefesi veremedim. Kalbim sıkıştı. Araba yavaşladığında elimin üzerine sıcaklık hissetmemle yerimde sıçradım. İyi misin güzelim? Aslanın sözleriyle gözlerim onun gözlerini buldu. Biraz bekleyelim, öyle gidelim istersen. Gözleri yüzümde gezin. Gözleri yüzümde gezindi. Başını onaylamazca sağa sola sallayıp yola baktı. Hiç iyi görünmüyorsun. Biraz sakinle şöyle gidelim. Başımı olumsuzca salladım. Hayır, bu süre uzadıkça daha kötü oluyorum. Hemen gidelim. Zaman geçip gitmiyordu. Bu sürede benim kalbim daha çok sıkışıyordu. Oraya gidince sadece büyük annemizi görecek olsak da içimde bastıramadığım endişe var. Sen bilirsin. Fısıltılı şeklinde konuştuğunda araba hızlandı. Ağaçlar bitip evler görünmeye başladığında köye girmiştik. Gözlerim evler arasında gezindi. Sokaklarda oturan kadınlara baktım. Burada ne yaşanmışlıklar vardı kim bilir. Gözlerim yanmaya başladığında başımı havaya kaldırdım. Derin bir nefes alıp yola bakmayı sürdürdüm. Kapı önlerinde oturan kadınlar arabaya merakla bakıyorlardı. Neyse ki camlar filmli olduğu için onlar bizi görmese de biz onları çok net görüyorduk. Köyün çıkışına kadar Bedir'in arabasını takip ettik. Ormanlık bir yoldan bayır yukarı çıkmaya başladığımızda yerimde kıpırdandım. Köyden neredeyse uzaklaşmıştık. Yolun bitiminde gördüğüm evle gözlerim oraya kaydı. Bedir'in arabası evin önünde durduğunda daha da gerildim. Gelmiştik. Aslan arabayı Bedir'in arabasının arkasına park ettiğinde elim kapı kulpuna kaydı. Tereddütle kapıyı açtım. Ayakkabılarım çamurla buluştuğunda birkaç adım uzaklıktaki kuru toprağa büyük bir adım atıp çamurdan uzaklaştım. Ev görüş açıma girerken Aslan yanıma geldi. Önde küçük bir bahçesi bulunan tek katlı eski eve dalıp gittim. Boyası akmış, duvarlarındaki toprakları dökülmüş, ilk depremde yıkılacak gibi duran, geçmiş kokan eve uzunca baktım. Kim bilir bu evde neler yaşanmıştı. Ayaklarım yere çevrilmiş gibi adım atamadım. Nedendir bilinmez, girince sanki tüm hayatım alt üst olacakmış gibi bir korku vardı. Nedendir bilinmez, içeri girince sanki tüm hayatım alt üst olacakmış gibi korku vardı içimde. Çok güçlü bir rüzgar çıktı. Daha yakın olduğumuzdan ilk etkilenen bizdik. Saçlarım yüzümü tamamen kapattığında rüzgarla mücadele etmeye kesip ellerimi saçlarımdan çektim. Ne kadar toplamaya çalışırsam çalışayım bir rüzgarda dağılıyordu. Bahçe kapısına kadar birkaç adım yürüdüm. Bahçenin çevresi taşlarla örülmüş, etrafı üzüm bağlarıyla çevrilmişti. Tahta kapıyı yavaşça ittirdiğimde eski kapı büyük bir gürültüyle geriye düştü. Çıkan sesle bir adım geriye gittim. Elim havada kalırken yere düşen tahtayı Aslan kaldırıp duvarın dibine sabitledi. Bahçeye girdiğimizde evin giriş kapısı açıldı. Yaşlı bir kadın çıktı kapıdan. Bastonu yeri sabitleyerek birkaç adım atıp ayaklarını kapının önündeki paspasa attı. Yarı açık gözle bahçede gezinip bizim tarafımıza baktı. Kili vire! Kim var orada? Sesi bahçede yankılanırken gözlerimi bir an olsun ondan ayıramadım. Beyaz oyalı tülbentini çenesinin altından bağlarken başka bir tülbenti başına sarmıştı. İki elini bastonun ucuna koyup bastondan destek aldı. Ağzının içine söylediği kelimeden bir şey anlamadım. Kaşlarım çatıldı. Araba prensesiyle başımı arkaya çevirdim. Çınar'ın arabası Aslan arabasının önünde durduğunda Diyar ve Çınar arabadan indiler. Onlar da bizim yanımıza adımlarken duyduğum sesle başımı yaşlı kadına çevirdim. Kimsiniz dedim size. Elleri bastonu tamamen kavradı. Yaşlı kadın ne söylediğini yine anlayamadan boş boş baktım. Sesi çok sinirli çıkıyordu. Her ne söylediyse Bedir bizden önce eve doğru adımlayıp konuşmaya başladı. Makbule teyzeye bakmıştık. Siz misiniz? Bedir onun tam zıttı benim anlayacağım dilde konuştuğunda yaşlı kadın ne cevap vereceğini çok merak etmiştim. Bu ne çibi mimikin? Ne yapacaksın sen beni? Sesi sinirli çıkmıştı. Yüzü hiç hoşnut görünmüyordu. Bedir'in söylediğine göre gözleri görmüyordu. Zaten gözleri yarım açıktı. Bedir'in sesini duyduğunda başını sağa döndürüp boşluğa bakarak cevap vermişti. Bedir'i anladığını açıkça belli etmişti. Müsaaden varsa eğer torunuz Zühre Karca ile ilgili bir şey soracaktık. Aslan da tıpkı o yaşlı kadın gibi konuşmaya başladığında bakışlarımı ona sabitledim. İlk defa onu Kürtçe konuşurken duymuştum. Aralarında ne konuştuklarını merak ediyordum. Aslan'ın yanına gitmek için bir adım atmadan yaşlı kadın aniden bastonu yere vurdu. Beton zeminde yankılanan sesle başımı korkuyla kadına çevirdim.
Aslan her ne dediyse kadın çok fazla sinirlendirmişti. Bu kapıya gelmeyeceksin demedim mi sana? Hala da ne gelirsen, ölmüş sabimle ne istiyorsan. Anlatacak hiçbir şeyim yok. De haydi git. Davudi ses bahçede yankılandı. Söylediklerinden az çok bir şey anlamıştım. En azından bu kez Kürtçe konuşmamıştı. Çıplak ayaklarını umursamadan bize doğru yalpalayarak adımladı. Bedir konuştuğu için onun yerini sesinden bilmiş olacak ki ilk onun yanına gitti. Yaşlı kadın bastonu kaldırıp rastgele savurmaya başladı. Bedir'in bacaklarına gelen bastonla Bedir bize doğru birkaç adım atıp yaşlı kadından uzaklaştı. Bedir bir taraftan Aslan ve Behram bir taraftan yaşlı kadını ikna etmeye, sakinleştirmeye çalışsalar da pek ikna edemediler. Çınar diyara gelebilecek baston darbesini önlemek için onu bahçenin dışına çıkardı. Hele bir daha keçemin nav ağzını al bakayım ne oluyor. Sal sonra aklına geldi he? Seni ayağımın altına almadan de haydi. Kadının sözlerini yadırgayan bir tek ben değildim. Aslan bastonu tutup onu durdurdu. Karşılıklı konuşup soru sormayı bırak kadının dilini bile anlamıyordum. Gözlerim kadının üzerinde gezindi. Tırnaklarında önceden kalma kına kırmızılığı vardı. Ellerinin üzerine desenlerle siyah dövmeler yapılmıştı. Elleri ve ayakları simsiyahtı. Çıplak ayakları beton zemine bastıkça içim burkuldu. Üzerinde ince bir body ve yelek vardı. Onun çıplak ayaklarına baktıkça ben üşüdüm. Nenem, sen bizi başkasıyla karıştırdın. Az soluklan, müsaade et evinde konuşalım. Kötü bir niyetimiz yok. Biz ilk defa bugün geliyoruz. Yaşlı kadın bastonunu aslanın elinden almaya çalışsa da aslan izin vermedi. Kendi aralarında benim anlayamadığım uzun bir konuşma yapmaya başladıklarında sanki bir kelime bile olsa anlayabilecek gibi pür dikkat onları dinliyordum. Kadın aslanın konuşmalarından sonra daha çok sinirlenmiş gibiydi. O kadar hızlı ve bağırarak konuşuyordu ki onun bu halinden korkmamak imkansızdı. Sözleri birbirini kovalar gibi soluk almadan konuştu. Aslan sabırla tekrar Kürtçe bir şeyler söyledi. Sesi çok naif ve sakin çıkıyordu. Kadın her ne söylediyse bir anda sustu. Başı bahçedeki her bir noktada dolaştı. Az önceki sinirli halinin yerini biraz sakinliğe bıraktı. Fısıltı şeklinde bir şey söyledi. Ufak adımlarla bahçeye giren diyarın yanına gittim. Kulağına uzanıp sessizce konuştum. Bunlar ne konuşuyor anlıyor musun? Diyar başını bana çevirip salladı. Bu kez o benim kulağıma yaklaştı. Behçet aslan onunla konuşmak için ikna etmeye çalışıyor ama o daha önceden gelenlerle karıştırmış bizi. Kaşlarım çatıldı. Aynı şekilde tekrar diyarın kulağına uzandım. Daha önceden gelenler derken kim gelmiş? Aslan hala bir şeyler söylüyordu. Onları anlamamak fazlaca sinirimi bozarken diğer bana cevap verdi. Gelen kişi o da bilmiyormuş ama gelen adam annemizin doğum yapıp yapmadığını, kızlar olup olmadığını sormuş. Diğer alt yazı geçer gibi ikilinin konuşmasını bana anlatırken ben aslanın konuşmalarına bakıyordum. Bu kez her ne söylediyse kadının eli kalbine gitti. Derin derin nefes aldı. Elleri iki yanına düştü. Temkinli adımlarla bizim olduğumuz tarafa doğru yürümeye başladı. Aramızda 4 adım kala durdu. Diğer ve benim aramdaki boşluğa bakıyordu. Bizi sanki görebilecekmiş gibi gözleri etrafımızda gezdi. Gözünden 2 damla yaş kırışmış yanaklarına aktı. Siz ölmediniz mi? Titreyen çenesiyle konuşmaya devam etti. Gün keçen min en Zühremin. Siz Zührem'in kızları mısınız? Diyara doğru uzanıp ne dediğini tercüme etmesini isteyecekken yaşlı kadın tekrar konuştu. Benim sahibimin kuzularısınız he? Benim yetim Zührem'in kuzuları. Yaşırdınız he siz? Sanki daha önceden ölmemiz gereken birileriymişiz gibi konuşmasını şaşkınlıkla dinledim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.